Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel tülbentin kenarına gene güzel bir oya başlamak istiyorum. Bugün göstereceğim örnek bu aralar internette çok popüler. Biz de yapalım. Öğrenmek isteyen arkadaşlarımız olursa faydalansın dedim ben de. Tülbentim ipek türünde. Altın elin bir tülbenti. Gold türünde olandan. Polyester değil arkadaşlar. İpek türünde olduğu için zaten kenarı çok güzel tığlandı. Şöyle yakından göstereceğim. Kenarın tığlamasında herhangi bir delinme görünmüyor. Tülbentimin renkleri çok güzel. Çiçekli bir örnek başlayacağım. Bu çiçekli tülbente çok uygun düşecek o da. İçindeki renklerden iplerim var. Hemen iplerimi göstererek başlamak istiyorum. Şöyle göstereyim iplerimi. Böyle bir mavi var elimde. Hemen çıkaralım. İp numarasını söyleyelim size. "198 numara bir mavi var elimde bu şekilde. Burada daha aslında biraz 21 numara gibi görünüyor şu an kameranın açısından galiba ya da ışıktan ama içindeki maviye uygun bir renk. İp biraz parlak olduğundan herhalde genellikle renk biraz daha farklı görünüyor. Oyalının bir ipi var. Koyu sarı, içindeki çiçeklerin rengine uygun. Oyalının 113 numara sarısı. Bir de içindeki böyle vişne tonuna uygun bir altın başak kullanacağım bugün. 122 numara. İçindeki vişne tonlarına uygun bir renk bu da gene. Yeşil ipimde de her zaman söylediğim 383 numara altın başak ipim var. Şöyle çıkaracağım içinden numarasını göstermek istiyorum. Altın başak 383. Böyle büyük boy. Genellikle yeşilleri büyük boy almayı tercih ediyorum. İplerim bu şekilde. Hemen isterseniz oyamızın yapılışına geçelim. Başlarken tığımı da göstereyim arkadaşlar. Böyle bir 21 numara tığ var bugün elimde. Bunu kullanacağım. Biraz yakınlaştıralım. Videolarımı sürekli takip edenler artık biliyorlar. Yazmanın köşesinden değil, birazcık içeriden başlıyorum ben. İlmeğimi oluşturuyorum önce. Yeşil ipimle çimen yapacağım çünkü. Hemen geldim. Tığ battığımın altından giriyorum. Şöyle tığ battığımı da böylece yakından görmüş olabilirsiniz. İkişer zincir çekerek yaptım ben. Bir defa doluyorum. Tığ battığımın altından giriyorum. Çift kat, çift kat çekiyorum. Böyle bir trabzanım oldu. Trabzanımın üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Şuradaki ipi tutarak başlıyorum ki daha muntazam düşsün diye. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battıya giriyorum. Çok kolay. Herkesin bildiği güzel bir çimeni var. Bu çimen çok kullanışlı oluyor. En çok tercih ettiğim çimenlerden, keyifle ördüğüm çimenlerden biri bu. Çünkü kullanımı çok rahat oluyor. Güzel de. Ütüsü de çok güzel oluyor. 5 tane zincirimi çekiyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir zincir çektim üstüne. Bir defa doluyorum. Bir sonraki tığ battıya girdim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum böylece. Üstüne bir tane zincir çekiyorum tekrar. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra ben çiçeğini yerleştireceğim. Burada çiçeğin yuvasını yapmamız gerekiyor. Çok büyük bir ihtimalle oyanın bittiği yerde de bu şekilde kirpikle geleceğim ve burada kirpikler arasında kavuşturacağım. Herhangi bir şekilde nerede kavuştuğu ile ilgili hiçbir sorun çıkmamış olacak görüntü anlamında. Hemen çiçeğini yapalım, çiçek yuvasını. Çiçek yuvasını yaparken arkadaşlar ben burada bir iki tane zincir çekiyorum. Bir tane doladım. Tığ battıda bir tane boşluk bıraktım. İkinciden giriyorum. Bir İki tane buraya yaptım. Trabzan aynı tığ battıya. Şöyle göstereceğim. İki tane de onun yanındakine yapıyorum. Toplamda 4. Bu şekilde. Şurada arasından girdim. Bunu düzeltmem lazım arkadaşlar. İpin arasından girdik çünkü. Sonra yerleşmeyecek. Ayrı duracak birbirinden. O da güzel durmuyor sonra. Bu şekilde. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Geri döndüm. İlk yaptığım trabzanımın tepesine bu şekilde tutturuyorum. Bunu tutturduktan sonra arkadaşlar 2 tane zincir çektim üzerine. Tekrar oyamın düz yönüne dönüyorum. Oyamın düz yönüne dönünce yaprak oluşturmam gerekiyor burada hemen. Bir doladım, çift kat, çift kat çekiyorum. Bir doladım, çift kat, çift kat çekiyorum. Bir doladım. Bu şekilde 4 tane trabzan yapacağım.
4 tane trabzanımı yaptıktan sonra 2 defa doladım. Çok fazla uzatmıyorum ama biraz tabii bir öncekinden uzun olmasını bekliyorum. 2 doladık çünkü. Bu şekilde oluşturuyorum yaprağımı. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geliyorum. En son yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğnemi yaptım. Bir tane de oluşturduğum çiçek yuvasından yapıyorum arkadaşlar bu şekilde. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tekrar geliyorum ve aynı yuvaya buraya çiçeğimi oturtacağım arkadaşlar yapraklar arasında yapıyorum. Tekrar 2 tane zincir çektim. Yaprağımın aynından tekrar yapacağım. 1, 2, hemen 3. 4 tane trabzanımı yapıyorum. 5. de 2 defa doladım. Gene aynı yuvadan giriyorum. Çift kat, çift kat, çift kat çektim. Burada da üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. En son yaptığım uzun olan trabzanımın önünden girdim. 6 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7.yi yine çiçek yuvasından giriyorum. Böylece çiçeğimi oluşturmam için çimenim şöyle göstereyim hatta daha belli olsun. Çimenim oluşmuş oldu. Birkaç tane daha trabzan yapacağım şimdi yanına kirpikli trabzan. Burada iki tane zincirimi çektim. Tıpkı başlarken bir tane atlattığım gibi bitirirken de burada bir tane atlatıyorum. Bir defa doladım. Bir tane tığ battı atlattım. İkinciden geliyorum. Bu şekilde. Bu trabzanlar, kirpikli trabzanların sayısı size kalmış. Ben 12 tane yapıyorum aralarda. Ama siz daha eksik ya da daha fazla yapabilirsiniz. Sayı tamamen size kalmış. Benim yazmamın içindeki renkler de farklı farklı yapacağım için, yani farklı renklerle yapacağım için 12 tane yeterli. Beş tane zincirimi çekiyorum, kirpiğimi düğümlüyorum. Bu şekilde. 12 tane kirpik yapıp tekrar aynı çiçek yuvasından oluşturmam gerekiyor. Bu şekilde devam ediyor. Ve hemen üst kısmının yapılışına geçmek istiyorum. Üst kısmının yapılışı da çok kolay. Hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. Hemen çiçeğimizin yapımına başlayalım. Önce ilmeğimi alıyorum. Burada küçük bir püf noktası söyleyeceğim size. Oyamızın bu düz tarafı şöyle göstereyim. Çiçeği yaparken ters taraftan yaparak başlamamız gerekiyor ki üst kısmı düz düşsün diye. Burada bir defa yaprağımın ucunda küçük bir 5 zincirli yuva yapmıştım. Oradan tutturuyorum. Üzerine 1, 2, 3 tane zincir çektim. 2 kere doluyorum. Geldim yuvaya. Çift kat, çift kat, çift kat çekiyorum. Çok upuzun olmasına gerek yok. Kıvrak durması daha önemli. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 2 kere doladım. Tekrar çift kat, çift kat, çift kat çekiyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 2 kere doladım. Çift kat, çift kat, çift kat çekiyorum. Yine 3 zincir, 2 kere doluyorum. Çift kat, çift kat, çift kat çekiyorum. Kaç oldu? 2, 4 tane yaptık biz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 2 kere doladım. Çift kat, çift kat, çift kat çekiyorum. Böyle. Tekrar 2, 3 tane zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. Çok upuzun olmasına gerek yok zaten orta kısmının. Toplamda 7 tane olacak. 7 yaprak, 7 tane çiçek yaprağı olacak. 2, 4, 6 olmuş. Benimki. Burada 3 tane zincir çekiyorum. Ve diğer yaprağın ucuna bu şekilde tutturuyorum. Burada şunu saydım. Size de hatırlatayım. Aralarda kalan boşlukları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yapraklı olacak çiçeğim. Dolayısıyla 7 boşluk gerekiyor. Boşluklarımın sayısı tamam. Şimdi burada bir tane zincir çektim üzerine. Boyamın düz yönüne dönüyorum. Hemen o 3 zincir çekerek oluşturduğum yere sık iğne ile girdim en başta. Şöyle göstereyim. Burada 2 tane zincir çekiyorum. Bir doladım, çift kat çift kat çekiyorum. Bir doladım, çift kat çift kat çekiyorum. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvada kapattım. Bir sonraki yuvaya giriyorum sık iğne ile.
Tekrar iki zincir çektim, bir doladım. Burada trabzanları çok uzatmamak gerekiyor bana kalırsa. İki tane, hatta kapatırken üç tane zincir çekelim, daha muntazam duracaktır. Kapatıyorum. Sonra bir sonrakine sık iğne ile girdim. Üzerine iki tane zincirimi çekiyorum, bir doladım. Çift kat çift kat çekiyorum, bir doladım. Çift kat çift kat çekiyorum. Üzerine 1, 2, 3 tane zincir çektim. Gene aynı yuvada kapatıyorum. Şöyle göstereyim uç kısmını. Bir sonraki yuvaya giriyorum. Sık iğne ile 1, 2 tane zincirimi çektim. 2 tane trabzan yapıyorum. 3 tane trabzan yaptığınızda çiçek bittiğinde çok üst üste binmiş gibi görünüyor. Ben o şekilde de denemiştim bu örneği ama böyle daha güzel bence. Siz tabi isterseniz ben daha çok olsun, benimkinin çiçeği daha yoğun dursun diyorsanız yapılabilir ama bence böyle daha güzel oldu. Benim annem şey der, çok fazla böyle dolgusu olan, çok fazla iplik dolanan ya da ne bileyim çok fazla trabzanla falan yapılanları ip torbası gibi olmuş der. İp torbası gibi olmasın diye ben bu şekilde yapıyorum. Anneme de pek bir şey beğendirilmez yani, onu da söyleyeyim de bu arada. İnşallah kulağına gitmez. Hemen sık iğnemi yaptım. Üstüne iki tane zincirimi çekiyorum tekrar. Şimdi ben bunu bu renkle yaptım. Bir sonrakinde yazmamın içindeki az önce size gösterdiğim diğer mavi ve sarıyı kullanmayı düşünüyorum. En son sık iğnemi yaptım. Kapattım burayı da. O renklerle de bir araya geldiğinde çok güzel olacak bir model bence bu. Hemen ipimi kesmek istiyorum burada. Şöyle düzelteyim. Başlangıçta aldığımız ip ne kadar da olsa kestiğimizden daha uzun oluyor. Onu kısaltmak gerekiyor. Yoksa islenir yakarken. Yakıyorum. Her ikisini de şöyle arka tarafa çevirdim. Kestikten sonra yumuşatıyorum ve yapıştırıyorum ben. Benim yapma tekniğim bu arkadaşlar. Şöyle göstereceğim çiçeğimi. Düzelteyim. Bu aralar internette çok popüler. Çok da güzel oldu bence. Tabii ki şu anda bir tane, biliyorsunuz her zaman söylüyorum, oyalar tek bir taneyken değil de daha çoğaldığı zaman daha güzel görünüyor. İnşallah bunu da beğenmişsinizdir. Şimdiden yapmak denemek isteyen arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Çok güzel oldu. Herkese tavsiye ediyorum.